İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün Guns, Gore ve Cannoli isimli oyunun ilk incelemesiyle karşınızdayım. Enteresan bir oyun. Böyle arkadan gelen İtalyan ezgileri var. İki boyutlu bir oyun. Zombilerle mücadele ediyoruz. Bir shooter oyunu. Oldukça enteresan grafikleri, güzel grafiklere sahip bir oyun. Daha önce hiç oynamadım. İlk defa ben de sizinle oynayacağım. Bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor? İtalyan yemeği biliyorsunuz. Silah, gore ve o anlama gelebilecek bir kelime. 1920'ler. Kesinti yılları diyor. İllegal alkol ticaretinden güç kazanıyormuş mafyalar. Benim adım Vinnie Cannoli. Dürüst bir yaşam, mafya için çalışarak dürüst bir yaşam sürüyormuşum. Birisi aramış, burada da baba göndermesi olmuş yine Don Corleone. Tuck Town'a gidip birini bulmamızı istemişler Frank'i diye. Oyun da eski yıllarda geçiyor. Bu arada soyadımız Cannoli'ymiş galiba, oradan da geliyor ama Cannoli aynı zamanda bir İtalyan yemeği. Yetkililer kontrolü kaybetmişler. Son haber alındığından beri günler geçmiş oradaki. Ama ne olursa olsun orada yapmam gereken bir iş var. Ve ben bir kabusa doğru adımımı atmak üzereyim diyor. Bakalım arkadaşlar, grafikler çok cezbetti beni. Nasıl bir oyunla karşı karşıyayız. Geçsek herhalde çok sıkıntı olmaz. Geçelim bakalım. Tamam. Ya çok tatlı grafikler görüyorsunuz. ya özür diliyorum, boğazımda bir sıkıntı var. Çizgi romanımsı grafikler var. Nasıl zıplıyoruz? Tamam, bize şey veriyor. Instruction veriyor. Nişan alma yok, direkt ateş ediyoruz. Zombiler var. Çok da vahşi. Ya oyunun sesi biraz yüksek mi? Bir saniye, o sesi biraz kısmak istiyorum. Biraz yüksek geldi oyunun sesi bana. S'ye basarak crouch yapıyormuşuz. Tamam. Görüntüler çok güzel arkadaşlar. Böyle iki boyutlu mu deniyor buna, tam bilmiyorum. Hafif çizgi roman havası var. Bunu nasıl açıyoruz? Ha, F ile kapıyı kırdık. Yani yol boyunca bu ne derler? Zombilerle mücadele ederek şey aldık. Pompalı tüfek aldık. Ya bu sesi özür diliyorum. Ses hiç içime sinmedi. Şöyle bir tık daha kısmak istiyorum hatta müzik sesini. Bayağı vahşi bir oyun. Gore kelimesi de oradan geliyor muhtemelen. O patlayacak galiba. Patladı. Tamam. Bana şey yapıyor. Silahını şöyle değiştir, böyle değiştir diyerek. Polisi de zombi yapmışlar galiba. Tamam. Ha, grenade atabilirsin diyor. Atayım bakayım. Hop. Oyun bayağı vahşi yani. Geri çıkabiliyor muyuz? Güzel. Mermimiz azaldı ama. Şöyle silahımızı bir değiştirelim. F'ye basarak tekme atıyoruz. Oo, çok işlevli tekmemiz. Şeyler falan da çok hoştu. Ara sahnelerdeki o görüntüler de çok hoştu. Bu arada mermimiz mi? Bir el bombası. Hoppa, güle güle. Ha, F ile basarak da düşmanları uzaklaştırabiliyormuşuz. Dur bakayım. Hop. Hop. Uzaklaştıramadım. Ben şu şeyi alayım. Diyor ki merdivenlere zıpla diyor, tırmanmak için diyor. Tamam. Bunlardan bir şey alamıyoruz herhalde. Ya işte iki boyut algısı. Oo. Bayağı vurduk. Yani sağa sola gidemiyoruz. Sadece öne arkaya gidiyoruz. Bu arada boss gibi bir şeye geldi. Bölümün boss'u mudur bu? Patladı ama. How to Survive'daki o büyük yaratıklara benziyor. Ya derinlik algısı var oyunda. Cannoli yiyerek de ne derler ona? Cannoli yiyerek de şeyimiz artıyor. Canımız artıyor. Veya canımız doluyor diyelim. Hop. O ne? Abi bir şey aldık ama. Silah mı aldık? Bir saniye abi, siz orada takıldınız ama. Space'e basarak daha yüksek zıplıyor. Allah! O ne? Amerikan futbolcusu. Git oradan. Havada vurduk. Ne oluyor? Gitmiyor. Sana bir el bombası. Dur.
Lan. Al el bombası. Öldü mü o? Öldü. Ha, şuralara çıkabileceğiz herhalde. Pistolümüz çok vurmuyor ya. Şeyin de mermisi az. Oralara zıplayamıyoruz ama zıplamamız gerekiyor sanki. Aa, makineli tüfek bulduk. Şimdi güzel olacak. Ha tamam, şimdi çıktık. Ay, niye çıkamadık oraya? Space'e basılı tutuyor. Ha, şimdi anladım. Hoppa. Hoppa. Tamam, bakalım. Oo, bu güzelmiş işte makinesi. Ama düşmanlar biraz zor ölüyorlar sanki. Kaç mermisi var? 30 mermi var bir şarjörde. Şu abiyi de bir saniye. Şu abiye bir tane şey yeterli olacaktır. Bu yeterli olacaktır da bizim de canımız gitmesin. Bu tarafta bir şeyler var mı? Dracula falan da geldi. Göndermeler de içeriyor galiba ayı. Tabi boyut derinliği olmayınca kontrol etmesi zor oluyor şeyi. Şuraya çıkamadık. Allah. Abi şey yapalım derken, atalım derken kendimiz düşüyorduk. Bir kanoli bulmamız lazım sanki ya. Canımız azaldı çünkü. Ne, nereden ya bir pompalı geldi elime? Benim sanki makine tüfeğim vardı. Mermisi mi bitti onun? Ha, onun mermisi bitti. Almıyor galiba onu. Dur bir it tekmeleyeyim seni. Ha, itiyor sadece. O vurmuyor. Aa, silahlı düşman. Eyvah. Dur. Bunda mı mermisi bitti? Tamam. Yere düştük. Heh, buradan el bombası aldık. Mermiler var. Aa, kanoli de var. Onu da yiyelim. Şunları yiyelim. Hop. Ne oldu bu? Ha, yukarıda bir şeyler aşağı iniyor. Onu gösterdi oyun bize. Oraya nasıl çıkacağız? Tabii o bir muamma. Zıplayarak. Ama mermisi bunun çok az. Pompalı bayağı güzel oynaması. Şeyi al, şeyi al. Heh. Ya size bir el bombası atayım. Tamam. Ya oyun ya bu çok zor değil mekanikleri. Oldukça keyifli arkadaşlar. Görüyorsunuz grafikler falan çok güzel. İki boyutlu. Çizgi romanımsı bir havada. Burada ben o yukarı nasıl çıkacağım geri? Basılıda tutuyorum ama çıkamıyorum. Dur lan, ne yapıyorsun? Kadın falan geldi zombi böyle. Göndermeler de var işte, baba göndermesi vardı. Eğilme tuşunu unutuyorum. Nasıl çıkacağız oraya? Millet gelip duruyor buradan. Çok özür diliyorum ya. Biraz rahatsızım. Boğazım. O yüzden konuşurken zorlanıyorum. Yine o şeyden geldi. Bossumsu yaratıktan geldi. Abi silahını değiştir, hiç uğraşma. Hop, al sana o zaman bir el bombası. Tamam. Abi ben ne yapacağım burada? Yukarı çık. Hah, şimdi geldi. Tamam, anladım. Hoppa. Hadi bakalım. Gidelim. Güle güle. Güle güle. Bölümü bitirdik galiba. Hayvanlarda mı şey olmuş zombi saldırısından etkilen? Canımızda fullenerek doğduk. Ya şu daha büyük pompalı yok mu ya? Şeyi niye almıyor ya? Mermisi de vardı onun. Bir saniye. Hah, tamam. Abi bir dakika, mermisi kalmamış. Hah, tamam. Ya gidin. Güzel, bir mermi iki kişiyi vurabiliyoruz en azından. Tabii giderek zorlaşıyor düşmanların şeyi. Şuradaki mermileri bir alalım. Hop. Güzel. Aldık herhalde mermi. Tamam. İtalya'da vahşet. Tek tek atarak
tüfeği patlatacağız herhalde. Makineli tüfek var ama tek tek atarak patlatıyoruz. Ya çok vahşi oyun tabii ki. Gore kelimesi de buradan geliyor. Ha, Dracula göndermesi de vardı sanmış. Gore kelimesi de muhtemelen buradan geliyor arkadaşlar. Burada ölmek üzereyiz galiba. İşte gore daha önce demiştim, böyle işte vahşi görüntü, nasıl bir laf kelime çıktı sanırım. Vahşi görüntüler, kanlı görüntüler anlamına geliyor. Oyundaki gore şeyi de oradan geliyor muhtemelen. Abi sen niye atıyorsun bana ya? Hop, sana bir el bombası o zaman. Güle güle. Allah, yanlışlıkla el bombası attım. Dracula sen git, ne yapıyorsun Dracula orada? Ya oyun çok güzel, keyifli oyun ama çok tek düze ilerleyecekmiş gibi bir hissiyat var içimde. Şu an en azından öyle ilerliyor. Aa, daha güçlü bir pistol bulduk galiba. Şey gibi. Altı patlar tarzı. Güzel, bu daha güzel. Tek atıyor bunlar. Güzel. Oo, bir vuruşta iki kişiyi de alabiliyoruz. Drakulacığım, orada ne yapıyorsun? Drakula'yı da bayağı zor öldürüyoruz. Gidin gidin gidin. Ne yapıyorsunuz orada? Drakula git git git. Ha? Sıkıştık oraya. Canımız azalıyor. Cannoli bulmamız lazım. Ya makineli tüfek neredeyse hiç vurmuyor ya. Ha, Molotov kokteyl aldık. Bir dakika. Hop. Oo. Tam vahşet. Gerçekten tam vahşet. Bu nasıl bir şey ya? Bir dakika, bu değil benim. Pistolüm nerede? Yeni pistolüm. Ha, ben bunu al, mermisi kalmış onun. Abi alın size. Aa, el bombası attım. Olsun, o da olur. Al abi Molotov. XP falan kazanmıyoruz daha. Oo, Dracula. Hayır. Hayır. Son anda. Abi sizle uğraşamayacağım. Şimdi. Bu mermi sonsuz. Birinci pistolün. Ama çok az vuruyor. Tamam. Onu sıkıntı yok. Çünkü sonsuz. Mermimiz çok azaldı. Ha, orada cannoli var. Onu yiyelim. Bir fulleyelim canımızı. Suya mı atlayacağız? Şuraya uzun atlayış mı yapacağız? Hop, şöyle kafalarından atlayabiliyor muyum? Ya. Karıştı piyasa yine burada. Aralarında kaldım. Şunları bir öldürsem. 4 kişiyi falan vurdum aynı anda. Tamam. Şimdi büyük patrona gidebiliriz tekrardan. Bossumsu arkadaşa. Tamam. El bombası bir vuruşta alıyor onları. Şimdi. Şuralardan bir şey çıkıyor mu diyecektin mi? Bir şey çıktı. Amerikan futbolcu herif çıktı. Gel bakalım. Ay, yandı orada salak. Nişan alma falan yok yani. Doğrudan vurunca, oyuna bakınca vurabiliyorsunuz. Yani hem güzel hem yani böyle ne, çerezlik bir oyun gibi olmuş bu ya. Hani çok kafa yorulacak bir şeyi yok. Abi gelin. Ama işte nişan alamayınca bunları nasıl alacağım? Tamam. Aa, bu abiyi alamadık. Aha, öldürdü bizi. Ölmeyi başardık. Nasıl oldu? Ölmeyi başardık. Alın size. Alın el bombası suyun içine. Abla git sen ya. Abla git. Abi git. Bombacı abi sana... Bombacı nereden çıktı? Varilci abi sana bir hediye olarak... El bombası, kendimizi yaktık ya. Hayır! Hayır! İkimizi yaktı! İkimizi de yaktın! İkimizi de yaktı! Amerikan futbolcusu ikimizi de yaktı ya.
Güzel ya, bu pistol çok iyi ya. Şuradan gidebiliyor muyuz acaba? Nereye düştük? Ne oluyor? Oo, canımız iyice azaldı. Abi bu şekilde spawn oluyor bunlar ya. Sürekli spawn oluyorlar. Allah Allah Allah. Uzakta şuradan. Bir tık canımız kaldı zaten. Abi size ne yapacağız ya? Alın. Alın. Şapka düştü yukarıdan. Abi sen buraya mı geleceksin? Abi sen buraya geleceksin de ha şöyle zıplayarak. Bu kötü olmuş mesela, yukarıya doğru nişan alma olmadığı için. Orada silah var mı ya? Ayda, adamı vuramadık. Adamın cılız kurşunu bizi aldı. Şurayı son bir kez daha deneyeyim de. Aa, çok canımız az başlıyoruz bu arada. Yine öldük. Son bir kez deneyim gibi de olmadı. Bayağı az başlıyoruz çünkü kanoliyi yememişiz. Şu arkadaşlara ben bir hoppa. Bunun içinde de vahşi bir şekilde. Şey niye? Mermisi yok çünkü onun daha mermisi. Abi siz orada ölürsünüz. Tamam. Heh, şimdi abi sana Allah. Hayır. Ya varilin üstüne gittik resmen ya. Göre göre. Heh, şimdi güzel silah mermi aldık. Ateşi de çok güzel düşmeyi başardım. Amerikan Jordan. Ayda, merdiven üstünde yine vurdu. Nasıl başardım canımı yine bu kadar azaltmayı? İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Haydi. Hey Tony, thought you was dead. Should have stayed that way. Tamam. Abi oradan gider. Güzel. Abi seni şöyle alalım. Hah, güzel. Bayağı güçlü bu. Ya bu abi nasıl? Ama hayır, hayır. Adam sürüne sürüne alıyordu bizi ya. Hah, şunu da şöyle alalım. Can geldi mi? Can gelmedi. Şimdi buradan herhalde buraya gideceğiz. Yani çok bir bulmacalık kısmı yok yani. Gideceğiniz yer zaten belli. Sadece shooter oyunu diyebiliriz. Önünüze geleni vurmakla geçiriyorsunuz. Haa, checkpointlerde de şey varmış. Ne derler? Böyle bir ışık var. Trafik lambası var. Işık nereden çıktı? Trafik lambası save falan yazıyor. Abi ne yapıyorsun? Niye vuramıyoruz biz bu abiyi ya? Atla hocam, atla 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 atla. Uf, bir vuruşta 3 kişiyi mi aldık? 2 kişiyi mi aldık? Hocam. Hocam. Yapay zeka da harikaymış gerçekten. Alın arkadaşlar. Zombi kardeşler. Hayır. Uuu. Ateşin içine de attı bize. Uuu. Bir vuruşta yine 2 kişiyi aldık. Bu silah güzel de mermisi bitmek üzere. Kanolimizi yiyelim. Allah, üzerimizi biri atladı. Göremiyorum şu an ne olduğunu orada. Şuraya gidebiliyor muyuz? Buraya gidemiyoruz. Yani dediğim gibi sadece ilerleyip vuruyorsunuz. Görüntüleri güzel. Oynaması eğlenceli, böyle hafif çizgi roman. Eskiden, çok eskiden 10-15 yıl kadar önce 13 diye bir oyun çıkmıştı. Galiba FPS'ydi ama 13 de böyle şey yazılıyordu. Roman rakamıyla yazıyordu ama görüntüleri aynen bu oyun grafikleri gibiydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bana onu anımsattı bu oyun. O da bayağı keyifliydi. Yalnız biz bu abiyi nasıl alacağız? Aa, bu beni çok sıkıntıya düşürecek, bir dakika. Aa, içeri de giriyor. Vay, içeri de giriyor. Aa, ben bu abiyi ölürüm kesin. Yukarıdan da düşüyor bir yandan. Şeyim gitmiyor ki. Ya ben bunu nasıl alacağım? Zıplayamıyorum ki. Aha, üstüne düştüm resmen ya. Kütüğe öldük resmen. Kütük diyorum. Var ile öldük resmen. Arkadaşlar burada bitirelim. Bugün Guns, Gore and Cannoli isimli oyunu tanıttım sizlere. Oldukça keyifli bir oyun. Steam üzerinde ne zaman çıkmıştı? Bir 5-6 ay önce çıkmıştı. Belki daha bile eski olabilir. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğlenceli bir oyun. Şu ana kadar oynadığım kısımda en azından hani böyle bir bulmaca, keşif tarzı bir olay yoktu. Sadece ilerle ve ateş et olayı vardı ama grafikleri, ne derler, mizahı da fena sayılmaz.
Grafikler özellikle çok hoşuma gitti. Bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız tekrardan tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve diğer videoları izlemeyi lütfen unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.